Geçtiğimiz haftanın gündem maddelerinden biri Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne yeni başarısıydı. Mühendis kökenli rektör profesör doktor Hamdullah Çuvalcı yönetimindeki Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde özellikle mühendislik ve teknoloji tabanlı üniversiteler sıralamasında KTÜ ikinci sıraya yükseldi. KTÜ'deki bu yükseliş hiç şüphesiz mühendis kökenli bir rektörün iş başında olması ve araştırmalara yönelik özel teşvik uygulamasıyla doğrudan alakalıydı. KTÜ bu ikincilikle birlikte ODTÜ ve Boğaziçi Üniversitelerini gerisinde bırakırken sadece birinci sıradaki Bilkent Üniversitesi'ni geçemedi. Bilindiği gibi Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde son dönemde bu tür başarılı çıkışlar ayrı devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın gündem maddelerinden bir diğeri ise İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın Trabzon ziyaretiydi. Koray Bey Trabzon'a çok sık gelmez. Özellikle Yomra konusunda ki aynı zamanda kendi ilçesidir, Yomra konusundaki hassasiyetini hepimiz biliyoruz. Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'ın yaptırdığı kültür merkezinin açılışı için bu kez Trabzon'a geldi. Vermiş olduğu mesajda hem belediyenin çalışmalarını öne çıkardı hem de kültür merkezi yapımı sırasında müteahhitiyle ilgili yaşanan bazı sıkıntıları gündeme getirerek Belediye Başkanı Mustafa Bıyık'a bir dizi metiyeler iletti. Ancak Koray Aydın'ın Trabzon ziyaretine yine aynı çerçevede görev değişikliği hiç şüphesiz gölge düşürdü. Teşkilatlanma Genel Başkanlığından alınan Koray Aydın'ın siyasi işlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olması bir taltif miydi? Yoksa bir görevden alınma ya da azil miydi? İşte bu tartışma Trabzon'da da aynı şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz haftanın bir diğer gündem maddesi ise Trabzon'a çok uzun yıllardır hizmet eden KTÜ eski öğretim üyelerinden Profesör Doktor Ersan Bocutoğlu'nun son olarak görev yaptığı, 6 yıldır görev yaptığı Avrasya Üniversitesi'nde vefatının ardından adının üniversitenin en büyük kütüphanesine verilmesiydi. Bu üniversite adına olduğu kadar şehrimiz adına, eğitim adına da önemli bir gelişmeydi. Profesör Doktor Bocutoğlu aslen Trabzonlu değil. Mersin'den kalkıp Trabzon'a gelmiş, 50 küsur yıldır bu kente hizmet etmiş, bu bölgeye hizmet etmiş ve bu kenti terk etmemiş bir öğretim üyesi, bir bilim adamı. Hocanın yıllardır hizmet ettiği Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde de isminin yaşatılmasını öneriyor ve bunu önemsiyor ve takip edeceğimizi de belirtiyoruz. Geçtiğimiz haftanın bir diğer gündem maddesi de Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in düzenlemiş olduğu basın toplantısı ve basın toplantısında vurgulamış olduğu konulardı. Başkan Genç, bugüne kadarki çalışmalarını özetledikten sonra ihale edilenler ve yapımı devam edenler yine bitenleri ayrı ayrı sıraladı. Ancak olayı yine Trabzon'un bugünlerde üzerinde çok hassas olduğu bir noktaya, bir konuya getirdi. O da magandacılığa. Şampiyon Trabzonspor'un gelmiş olduğu bu noktada şehirde silah atışının yasaklanması, insanların kendi kendilerine bu yasağı koymasını isteyen Başkan Genç, kimse bizi üzmesin. Seviniyoruz, sevincimiz çok büyük. Ama biz sevinmek istiyoruz. Birileri mermiyle, kurşunla, tabancayla bu üzüntümüzü, bu sevincimizi üzüntüye çevirmesin. İşte herkesten bunu istiyoruz diyerek basın toplantısının tüm ana özetini bu önemli vurguya bağladı. Geçtiğimiz hafta Trabzon'da kısaca bunlar yaşandı. Hepinize iyi haftalar diliyoruz.